Kum saatinden sevgiler, saygılar, iyi akşamlar, iyi haftalar. Sevgili seyirciler haftanın ilk iş gününde tekrar sizlerle buluştuk. Cenab-ı Allah binlerce defa şükürler olsun. Sağlık açısından son derece sorunlu, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Mutant virüsün etkisiyle beraber neredeyse Covid-19'un görülmediği mahalle, sokak kalmadı diyebiliriz. Aman dikkat bu aralar özellikle sosyal mesafeye, hijyene ve maske kurallarına mümkün olduğu kadar değil maksimum derecede uymaya özen gösterelim diyerek programımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Peki bugün gündemde neler var? Haftaya hangi gündem başlıklarıyla başlıyoruz derseniz hemen şöyle söyleyeyim. Bugünkü gündemin birinci maddesinde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Başbey'in yapmış olduğu dikkat çekti çok önemli bir konu var. Teknolojiye dikkat çekti kendisi ve teknolojiyle ilgili kadrosunun en üst seviyede hazır olduğunun altını çizdi ve yiğit bulut hükümetin özellikle ekonomi alanında zaman zaman yapmış olduğu dikkat çeken çıkışlarıyla gündeme geliyor yiğit bulut Yiğit buluttan şöyle bir açıklama geldi yakında yerli ve milli bir ekonomi modeline yavaş yavaş geçiyoruz geçmenin sinyallerini verdi kendisi iktidar cephesinden yerli ve milli bir ekonomi modelinin tekrardan diyoruz çünkü geçmişte de ara ara iktidar cephesinden bu çıkışlar yapılıyordu. Peki yerli ve milli bir ekonomi modeline ne, nasıl geçilir? Efendim yerli ve milli ekonomi modeli deyince ne anlamamız gerekiyor? Acaba iktidarın kastettiği yerli ve milli ekonomi modeliyle Bizim ara programlarımızda sık sık altını çizdiğimiz milli ekonomi modeli kavramı aynı şey mi? Ve bunun dışında baktığımız zaman tabii milli ekonomi modelinin kuralları, e, uygulamaları zaman zaman çeşitli ülkelerde uygulanıyor. Almanya bugün her vatandaşı için 500 euroluk bir e, efendim yardım e, verilmesini gündeme getirdi. Bunun dışında ne var derseniz çiftçi asıl faiz lobisinin çiftçiyi etkilediğini, tarım sektöründe olduğunu ifade eden açıklamalar yaptı. Dolar 8 lira, 18 kuruşa oturdu adeta bugün gün içerisinde. Şu an itibariyle de 1 dolar 8 lira, 18 kuruş. Ve ABD Yunanistan'da yeni üstler kuruyor. Adana Belediyesi'nin 200 kişilik iş ilanına 52 bin kişi başvurdu ve İstanbul'da hastanelerde yer kalmadı. Özellikle Covid-19 salgınının pik yaptığı bir süreçteyiz sevgili izleyiciler ve tabii ki bugün bakanlar kurulu var ve bakanlar kurulunda özellikle sokağın en çok ilgilendiği, en çok takip ettiği iki konuyla ilgili her an bir karar çıkabilir. Programımız esnasında bir karar çıkarsa onu da sizlerle paylaşacağız. Bunlardan bir tanesi Covid-19 tedbirleriyle ilgili bir sıkılaştırma, şehirler arası seyahat kısıtlamaları gibi bazı beklentiler var. Onun dışında kısa çalışma ödeneği özellikle esnafın, sendikaların bugün adeta ortak sesiydi kısa çalışma ödeneğinin uzatılması. Ve hızlı ve yoğun bir şekilde başladığımız haftanın ilk iş gününde Bağım Türkiye Partisi Genel Başkanı'nın teknolojinin önemine atfen yapmış olduğu bir açıklama var. O açıklamayı Hüseyin Başbey'in ağzından dinleyelim ve ardından programımıza gazeteci yazar Murat Çabaz'ın yorumlarıyla devam edelim. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, BTP Genel Başkan Yardımcısı Ali Karakuş'un İstanbul Beşiktaş'taki teknoloji şirketini ziyaret etti. Sanayi çağından artık teknoloji çağına geçiş yapıldığını ifade eden Hüseyin Baş, bu iki süreci şöyle karşılaştırdı. Eskiden bu sanayi çağı içerisinde fikir çok kolay bir şeydi. Fikir bulmak, fikir üretmek ama üretmek çok zordu. E, bu yüzden üretebilen, üretim kabiliyeti olan Toplumlar, topluluklar, devletler, coğrafyalar bu dönemde sivrildiler, bu dönemde güçlü hale geldiler. Peki bugün ne yaşıyoruz? Bugün teknoloji çağının şöyle bir farkı var. Bugün fikir zor elde edilen bir şey ama öğretmek kolay. Hani bir örnek verecek olursak bir 3D yazıcı ile birlikte bir binayı artık bir haftada bile dikebiliyorlar. Bizim de amacımız teknoloji çağının önderi olan bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Birçok konuda olduğu gibi teknoloji konusunda da rehberlerinin Atatürk olduğunu ifade eden BTP lideri şu dikkat çekici ifadeleri kullandı. Bütün imkansızlıkla beraber bir kurtuluş mücadelesi verildi. Aslında bu bir vizyon meselesiydi ve bu bir vatanperverlik meselesiydi. Biz Atatürk'ten gördüğümüz vizyonu, Vatanperverliği bugüne uygulamak istiyoruz. Niye bunu yapmaya çalışıyoruz? Çünkü bugün Atatürk olsaydı bu teknoloji çağına ayak uyduracak ve bu teknoloji çağının nabzını tutan, şekillendiren insan olacaktı. E biz de onun gibi olmaya çalışan gençler olarak, nesiller olarak aynı çalışmaları, aynı çabaları sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin birçok alanda reforma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Hüseyin Baş, mevcut siyasi yapıların bunu başarmasının çok zor olduğunu söyledi. Ve bunu sağlayacak bilgi birikim bizde dedi. Logaritmik kalkınmaları yaşayabileceğimiz, milletimizi hak ettiği e, ve milletimizi bugüne kadar e, yoksun bırakıldı milletimizin yoksun bırakıldığı noktaya getirebilecek tek siyasi yapılanma biziz. Tek görüş biziz, tek fikir biziz. Bugün hukuk reformlarından bahsedilir, ekonomik reformlardan bahsedilir, siyasi fikri reformlardan bahsedilir. Reformları belli sistemin içindeki insanlar yapamaz belli inanışlarla büyümüş, yetişmiş insanlar yapamaz. Reformları, değişimleri farklı insanlar yapar. Reformist insanlar yapar. Ve başlı başına saç telinden ayak tırnağına tabiri caizse reformla dolu insanlar yapabilir. E biz hukuk reformunu da, teknoloji kalkınmasını da, logaritmik kalkınmaları da Türkiye'de hayata geçirebilecek tek siyasi yapıyız. Bunun da e, ne anlama geldiğini çok yakın zamanda inşallah milletimizin de önüne sereceğiz. Gençlerimizde çok güzel yarınlar inşa etmek istiyoruz. Çok güzel hedeflerimiz var. BTP Genel Başkanı Hüseyin Başı konuk eden, BTP Genel Başkan Yardımcısı Ali ise şunları söyledi: Genel Başkanımızın destekleriyle Türkiye'de bizim gibi bizden daha büyük dünyaya açılacak şirketler kurulacaktır. Bu ufuk hepimize yetecektir. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Murat Çavaz haberimizi izledik. Sayın Genel Başkanın yapmış olduğu açıklamada özellikle hukuk, teknoloji ekonomi ve reform başlıklarını e, öne çıkarttığını gördük ve teknolojiyle ilgili fikri üretmek zor. Yapmak kolay. Uygulamada bu şu anda elimizdeki bütün e, cihazlar, teknolojik cihazlar teknolojiyi uygulamada imkan veriyor ama fikir üretmek. Bu tanıma ben şöyle bir destek vereyim. Hani yaşadığımız hayattan örnek vermek gerekirse bugün işte hepimiz sosyal medya uygulamalarını kullanıyoruz. Facebook, Twitter, Instagram değil mi? Bunları kullanıyoruz. WhatsApp uygulamasını kullanıyoruz ve bu süreç içerisinde milyar dolarlar değil, trilyon dolar seviyesine çıkmış bir şirket haline geldi bütün bu firmalar. Sonuç itibariyle bu bir fikirdir. Yani o fikri uygulama sahasına sokmak konusunda şu an herkes bu yazılıma sahip. Ama her fikir trilyon dolarlık olmuyor. Hani ABD'nin var diye kaç 6 milyon dolarlık soru diye değil mi? Bir dönem bir yarışmadan yola çıkarak çekilmiş bir film vardı. Yani her fikir trilyon dolar kazandırmayabilir. Evet. Şimdi tabii dönem içerisinde gerçekten birçok şeyler değişiyor. Ve bu değişen konulardan bir tanesi de hani şu anda Sayın BTP liderinin Hüseyin Baş Beyefendi'nin ifade ettiği gibi yani eskiden hani teknoloji değil de sanayi ağırlıklı efendim bir evet. üretim mekanizması vardı. İnsanlar planlarını kuruyorlardı, düşünüyorlardı ve bunu sanayide çok hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyorlardı. Ama yine Hüseyin Baş'ın dediği gibi teknoloji de gerçekten fikir bulmak, bir fikri ortaya koymak çok zor. Yani… Buldunuz mu? Onu da buldunuz mu? Zaten alıp başınızı gidiyorsunuz. Şimdi aslında bu şirketler bazında da böyle, değil mi? Tabii. Bu ki. devletler bazında da böyle. Şimdi bakın, şu anda efendim öyle hani marka isimlerini söylemeden ifade edelim. Yani doğuda öyle markalar çıktı ki şu anda, yani Batı'daki markalar ona ulaşamıyor. Neden? Sahip oldukları teknoloji ve farklı efendim e, yöntemler sebebiyle. Şimdi e, hani ülke bazında söylemekte mahsur yok. Yani Çin şu anda gerçekten teknolojide Batı'yı solladı geçti. Yani e, iletişim teknolojisinde efendim e, diğer yani birçok konuda Çin geçti ama e, Rusya'da değil mi? Askeri teknolojide birçok ülkeyi solladı geçti. Yani şu anda S400 Güney Kore, Hindistan, bugün dünyanın teknoloji üstleri oldu, merkezleri oldu. Tabii. Yani bakıyorsunuz aslında Güney Kore e, önemli bir örnek. Yani küçük bir ülke. Yani baktığınız zaman e, kara sınırı, tek kara, kara sınırı Kuzey Kore. Evet, komşuluk bazında. Evet, yani etrafında denizler var, üç tarafı denizle çevrili. Kuzeyinde de bir Kuzey Kore var. Onunla da arası iyi değil. Yani böyle bir ülke ama bakıyorsunuz teknolojiyle beraber dünyada ses, sesini duyurabiliyor, sözünü e, duyurabiliyor. Şimdi baktığınız zaman, şimdi sanayide hani üretirsiniz, böyle durmadan onu geliştirirsiniz. Yani onun belli bir ilerleme kapasitesi vardır. Teknolojide büyüme ise sayın Hüseyin Başbeyefendi Efendi ifade ettiği gibi logaritmik bir büyümedir. Logaritmik büyüme biliyorsunuz nasıldır? Şöyledir. Yani imeli bir büyümedir. Ve sizler bir anda efendim bir sahada en üstün düzeye gelebilirsiniz. Hani Rusya'dan örnek verecek olursak, şu anda Rusya geliştirdiği hava güvenlik sistemleri sebebiyle şu anda eşi benzeri olmayan efendim sistemler geliştirdi. Evet. Yani bu tabii teknoloji bu ve S400 sistemlerini geliştirdi ama şu an batılı ülkeler Amerika s 300e ayarında bir sistem geliştiremediler. Yani S-300'e ulaşamadılar ki S-400'e ya da yeni devreye konulacak olan S-500'e ulaşabilsinler. Hani bu Çin'in e, iletişim sektöründeki ürünleri, ürünlerin de bu şekilde Amerika'yla, İngiltere'yle, Fransa'yla, Almanya'yla mukayese edebilirsiniz. Burada çok e, önemli bir ifadesi var e, Sayın Hüseyin Başbeyefendi'nin. Bakın ne diyor? Atatürk olsaydı bu teknoloji çağını ayak uyduracak bu teknoloji çağını şekillendiren insan olacaktı. Çünkü Atatürk, efendim, hani bağnaz bir mantıkla olaylara bakan bir insan değil. Atatürk, e, çağı yakalayan bir insan ve o çağı çok rahat bir şekilde aşabilen bir düşünce kapasitesine sahip olan bir insan. Ve böyle kadrolar yetiştirmeye gayret etti, böyle gençlik yetiştirmeye gayret etti. Yani o dönemdeki şartlara bakıyorsunuz, hani Belçika'ya uçak ihraç eden bir ülkeyiz değil mi? Bir batı ülkesine uçak ihraç eden bir ülkeyiz. Artı birçok sahada hani aşı konusunda konuşacak olursak birçok ülkeye aşı ihraç eden bir ülke nok noktasına geliyoruz. Yani sanayide, teknolojide, tarımda birçok konuda hani o dönemin şartlarında gerçekten çağın ötesine doğru hareket eden bir ülke oluşturdu Atatürk. Şimdi bugün eğer yaşamış olsaydı Aynen Hüseyin Baş Beyefendi'nin dediği gibi Efendim e, teknoloji yani e, e, Efendim e, bizi logaritmik olarak büyütecek olan teknolojik hamdeler yapacaktı e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bunu tabi <laughs> bunu tespit edebilmek de e, basit bir olay değil bugün hani bunu birçok liderden göremiyoruz değil mi yani e, teknoloji bu konudaki teknoloji vurgusunu şu anda biz diğer siyasi liderlerden göremiyoruz. Ha bir takım teknolojik hamleler belki e, efendim kendi çapımızda yapılıyor ama e, bu bizi ötelere taşıyacak olan, bizi tamamen teknoloji bağımlılığından kurtaracak olan hamleler değil bunlar. Hatta attığımız adımlar bile bizi ona bağımlı olarak büyütüyor. Şimdi teknolojide biliyorsun iki tür yapılanma var, iki tür yatırım var. Bir tanesi yazılım yatırımları, öbürü donanım yatırımları. Şimdi ya fasoncu oluyorsunuz teknolojide, ya müşteri oluyorsunuz ya da fikrin sahibi oluyorsunuz. Şimdi Türkiye burada pasif pozisyonda daha çok edilgen yani mevcut teknolojiyi satın alan pozisyonda. Hem fason anlamında işte Kore'nin, Çin'in uzun süreler yaptığı gibi e, size istihdam üretecek Efendim potansiyelinden çok fazla yararlanamıyoruz. Evet bu noktada yararlanan belki spesifik bazı işte şirketlerimiz olabilir ama dünyanın teknoloji üretim üssü değiliz. Üretim e, fikir üssü de değiliz. Hani Silikon Vadisi gibi ABD'deki e, fikir üssü de değiliz. Neyiz? Müşteri pozisyondayız. Müşteri pozisyonda da satın aldığımız teknoloji genelde bireysel son kullanıcıya hitap eden işte tele, cep telefonu gibi, işte efendim bir takım e, iletişim araçları gibi teknolojiyle e, haşır neşir oluyoruz. Halbuki olması gereken şey, bugün Sayın işte Genel Başkan ifade ettiği, özellikle gençlerin şimdi bizler içinde yaşadığımız gençliğini geçirdiğimiz teknolojiye hakimiz. Ya yani mesela bizler nasıl televizyonculuk yapılır, siz nasıl gazetecilik yapılır, çok iyi biliyorsunuz. Doğru. Evet. Ama bir sosyal medya, bir dijital medya söz konusu olduğunda bir bakıyorsunuz 20'li yaşlarındaki bir genç, hatta 14-15 yaşlarındaki bir genç sizden benden çok daha fazla konuya hakim ve çok daha başarılı olabiliyor. Bunun pek çok örneği var. Evet yani şimdi mesela en basitinden bir video çekiyorsunuz ya da bir haber hazırlıyorsunuz. Biz neyse de gazeteciyiz. Ama bir genç yani birsa youtuber olan ya da efendim bu konuda gerçekten iyi takipçiler olan gençler bunu bir şekilde sağlamışlar ve bir videoyu bir efendim haberi bir anda milyonlarca insana ulaştırabiliyorlar. Evet. Yani bu iş bu iş gerçekten farklı bir saha, bu çok farklı en bir il. En basit Tabii. haliyle bu işin nasıl bir gençlik işi olduğunu ve nasıl bir düşünce işi olduğunu gösteriyor. Tabii. Şimdi siz bu gence eğer yazılım oluşturma imkanı da verirseniz hani geç, geçtiğimiz günlerde Sayın BTP lideri Hüseyin Baş'ın bir ifadesi vardı. Yani bugün biz gençlerimize yani yoksulluktan kurtarırsak onlar zaten merak etmeyelim, onlar herhangi bir yere göç etmezler. Onlar bu ülkede her türlü kapasitelerini kullanarak çok ciddi üretimler, çok ciddi efendim teknolojiler evet. geliştirebilirler. Şimdi burada bakın yazılım konusu değil mi? Yani yazılım ve donanım dediniz. Evet. Biz yazılım konusunda bir kere hani... E, çuvalamış vaziyetteyiz. Yani yazılım konusunda çok iyi değiliz. E, ve yazılım konusunda maalesef bağımsız da değiliz. Yani bugün e, hani TÜBİTAK bünyesinde ya da farklı efendim bu konuda uzmanlaşmış efendim gerek üniversiteler bazında gerek efendim kuruluşlar bazında bu tür çalışmalar yapıldığı zaman da genelde hep engellerle karşılaşılmış. Yanlış anlamayın içeriden ve dışarıdan. Yani sadece dışarıdan değil. Hep şunu demeyin yani e, dış mihraklar diyorlar ya, <laughs> dış mihraklar, evet. dış mihraklar. Hayır, yani e, iç mihraklar olmazsa dış mihraklar bir şey yapamaz. Yani burada önemli olan e, içeride senin bağımsızlığı yaşamandır. O zaman dış mihraklar senin sınırın dışında efendim sana sadece e, eleştirmekle, seni sadece engellemek istemekle kalırlar ama sana hiçbir olumsuz adım attıramazlar. Sen içeride bu, buna kapı açtığın için adamlar sana istediklerini yaptırabiliyorlar. Yani yazılım konusu, yani benim en azından duyduğum bazı şeyler var. Yani mesela bir yazılım oluşturulacak, yani bir hani bir bilgisayar yazılımı oluşturulacak. Efendim bu konuda bilim adamları çalışmalar yapıyorlar TÜBİTAK bünyesinde ve bir anda hani kapıları çalınıyor ve deniyor ki kardeşim sizin bir yazılıma ihtiyacınız varsa yani biz Amerikalıyız sizin bir yazılıma ihtiyacınız varsa biz size sağlarız. Yani sizin ekstra bir yazılım üretmenize gerek yok. Sonra bu, bu ülkede biz şunu gördük. E, efendim, e, ODTÜ bünyesinde yazılım geliştirmek isteyen mühendislerimizin e, efendim e, bir şekilde, faili meçhul bir şekilde ortadan kaldırıldığını da gördük. Yani Türkiye'de maalesef hem e, iç mihraklar buna müsaade etmiyor, hem dış mihraklar buna engel koyuyor, hem de biz o gençlerimizi koruyamıyoruz. Yani yetiştirmek zor Efendim onlar yetişmiş bir şeyler ortaya, ortaya koymaya çalışıyorlar. Hani yetiştikten sonra da onların efendim ortaya koydukları şeyleri koruyamıyoruz. Onları koruyamıyoruz. Engin Arık'ta olduğu gibi. Profesör Doktor Engin Arık Hoca'da olduğu gibi. Yani kadın dünya tarihinde toryum madenini efendim radyoaktif element haline dönüştüren nükleer santrallerde kullanılabilecek en zararsız efendim bir nükleer yakıt haline dönüştürecek sistemi geliştirdi. Sayın Profesör Doktor Engin Arık. Koruyabildik mi? koruyamadık. O geliştirdiği prototipi koruyabildik mi? Onu da koruyamadık. Isparta uçağında gitti. O prototip Amerika'da bir yerden çıktı. Şimdi bizler hem gençlerimizin gençlerimize iyi bir eğitim vermiyoruz. Hem gençlerimize imkan sunmuyoruz. Bu iş para meselesidir. Yani siz teknoloji yatırımı dediğiniz zaman, yazılım dediğiniz zaman o gençlerin ihtiyaç duyduğu imkanı devlet bütçesinden sağlamakla mükellefsiniz. Şimdi bu geri gelmişken şunu da ifade edeyim burada. Şimdi bazı hani dediğimiz gibi teknolojik başarılarımız var. Ama dediğimiz gibi bu teknolojik başarılar daha ziyade donanım düzeyinde kalıyor. Yani yazılım düzeyinde değil. Donanım boyutunda kalıyor. Yani biz o yazılımı alıyoruz, alıyoruz, pulluyoruz. Efendim onu bir siha, SİHA haline getiriyoruz. Alıyoruz, pulluyoruz, onu bir roket eter haline getiriyoruz. Alıyoruz, pulluyoruz, onu bir efendim helikopter şu anda çalışmaları var. Evet. Yani ama o yazılım üzerinden yapıyoruz bunu. Ama o yazın bize ait değil. He, diyeceksiniz ki ya işte en azından donanımı yaptık. E, o donanımı da yani e, devlet yapmıyor. Özel sektör yapıyor. Peki bugün hani iktidarda olanlar bazı çevrelere bu imkanı açmış olabilirler, değil mi? Yani bir e, teknoloji üretme imkanlarını açmış olabilirler. Efendim e, alım garantisi bu konuda vermiş olabilirler. E, ama Yarın bir gün başka bir siyasi hareket geldiği zaman bu değişir. Ya boz tahtasına döner. Böyle değil. Yani gerek milli ekonomi modelinin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş Bey, gerekse Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, burada aslında şunu vurguluyor. Doğru, özel sektörün de mutlaka çalışmaları desteklenecek. Ama ama devlet bu tür hani e, finans yoğun sektörlerde, öyle değil mi? Yani ciddi bir finans harcaman gerektiği sektörlerde, arge çalışması gereken sektörlerde devlet bizzat işin içinde olacak. Bu işin içinde olmak zorunda. Her, o zaman sen bir refik saydam ortaya çıkartabilirsin. Öyle değil mi? O zaman o zaman sen bir uçak üretebilirsin. O zaman sen efendim he, ne yaparsın? Sen bir yürürsün. Sonra özel sektöre dersin ki hadi bakayım siz de yürüyün. Ama adil bir şekilde herkese eşit mesafede durarak, eşit imkanları sunarak. Bugün mesela ABD'de ya benim yanım, karşım diyerek değil yani. Bugün ABD'de işte özel e, girişim şirketleri uzaya roket atıyorlar, roket fırlatıyorlar. Uydu e, işte efendim ekipmanları götürüyorlar. Hatta Mars'a gidebilecek, aya gidebilecek hazırlıklar yapıyorlar. Bugün ABD'de bu noktada özel girişimciler bir çaba içine giriyorsa, işte Elon Musk gibi bunun arkasında NASA var. Yani NASA'nın yetişmiş insan gücü var. NASA'nın kendi içindeki işte başarıları var. NASA'nın kendi içindeki know-how'u var, bilgisi var ve ABD'nin bu işe ayırdığı bütçeler var. Yani sizin sadece bu işe sahip insan gücüne sahip olmanız da yeterli. Yani bugün siz diyelim ki gittiniz, dediniz ki Elon Musk'a kardeşim ee, işte en iyi roket mühendisini alalım. NASA'nın en iyi roket mühendisini alalım. Çin'in en iyi, Hindistan'ın en iyi roket mühendislerini alalım. Türkiye'ye getirelim. Çünkü Türkiye'nin bir uzay projesi var ya, Ay'a gitmek gibi bir hedefimiz var. Şimdi sonra diyelim ki kardeşim oturun bize bu konuda proje üretin. Tamam adam sana kağıt üzerinde proje üretir ama bunu hayata geçirebilmen için milyarlarca dolar para harcaman gerekiyor. Evet. Bugün basit bir işte atıyorum artık basitten kastım şu yani e, atmosferi geçebilecek, dünyanın yer çekimini aşıp geçebilecek bir roketin bile prototip maliyeti belki 1 milyar dolar. Evet. Şimdi aslında güzel bir örnek. Ee, şimdi biz ne yapıyoruz? Yani Fransa'ya diyoruz ki bize bir roket ayarla. Evet. Hep bir de Paris'ten kalksın bu. Değil mi? Yani oradan bir yerden evet. kalksın. O bunun ismini diyelim biz Türk roketi. Yani Türk Uzay Aracı diyelim ona biz. Şimdi ya bu nedir? Yani bu kendimizi kandırmaktır. Biz bunun dün örneklerini gördük. Neyi gördük? Sayın e, hatırladığım kadarıyla 2. Abdülhamit olması lazım. E, ne yapıyor? E, başka bir padişah da olabilir. Yanlış e, olmasın. İzleyicilerimiz baksınlar. İngilizlere gemi sipariş veriliyor. Öyle değil mi? Evet. İngilizler bunu yapıyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? O gemileri bize vermiyorlar. Parasını verdiğimiz halde o bizi borçlandırıyorlar. Bize o gemileri vermiyorlar ve o gemileri bize karşı kullanıyorlar. Bu bir. İkincisi, şimdi şu anda güncel bir örneğimiz var değil mi? F-35. Evet. Proje ortağıyız. Yani e, yedek parça sağlayan ülkelerden birisiyiz ve projenin ortaklarındanız. Adamlar bir kalemde bizi ne yaptılar? Devre dışı bıraktılar. Üzerinde Türk bayrağı olan uçaklarımızı bile adamlar başkalarına sattılar. Doğru mu? Türk bayrakları konmuştu ona üzerlerine Türk bayrağını koydukları uçakları bile başkalarına sattılar. Bizden de hangar parası alıyorlar. Hani Hala alıyorlar. Bekletiyoruz. Bunun bir kirası var kardeşim. Gel al. Yani geleyim alayım. Yok. E peki o zaman bekletme sat. Yok bekleteceğim. Bekleyip beklemediğini de bilmiyoruz. Yani orada senin için o hangarı tutup o uçağı bekletip bekletmediğini de bilmiyoruz. Bilmiyorum belki Sayın Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı biliyor olabilir. Hani gidip ara ara uçaklar yerinde duruyor mu diye. Belki bir yetkili gidiyordur ABD'den. Yani burada e, tabii ki teknoloji transferi olacak. Tabii ki anlamadığımız konularda, yapamadığımız konularda hani dünyanın gelmiş olduğu son teknolojik seviyeyi yakalayıp onun üstüne bina etmeye çalışacaksın. Bu ayrı bir konu. Yani işte şimdi Çin zaten yol kat etmiş yani. Yani iletişim sektöründe, ben özet iletişim diyorum, gerçekten adamlar bu konuda acayipler yani. Şimdi bu konuda adamlar çok üst seviyedeler. Şimdi kalkıp da sen Amerika'yı bir daha keşfetmene, Pekin'i bir daha keşfetmene gerek yok senin. Yani sen efendim Çin'den bu teknolojiyi alıp bir şekilde efendim karşılıklı diyaloglarla beraber bunu geliştireceksin. Büyüteceksin bunu. ABD'de bir uzay enstitüsü varsa, bugün bir NASA varsa, ABD 2. Dünya Savaşı'nda atom bombasını üretip Japonya'ya iki kere bunu attıysa, Soğuk Savaş döneminde Rusya ile ciddi bir rekabete girmeyi başardıysa Almanya'dan getirdiği Bilim adamlarına borçlu bunu. Tabii. Ve dağılan Almanya'dan... Yani atom bombasını bulan bir Almandır biliyorsunuz. Tabii. Onu, onu, yani onu söylüyorum. Yani evet. Almanya'dan getirdiği bilim adamlarına borçlu bunu. Bunu bir örnek olarak nerede görüyoruz? Atatürk'te görüyoruz. Atatürk de Almanya'dan, yurt dışından bilim adamlarını Türkiye'ye getirdi. Cumhuriyeti ilk kurduğu dönemde. Bilim adamı transfer edersin. Bugün Almanya ne diyor? Benim diyor COVID-19 süreci içerisinde vermiş olduğum mücadelede en büyük destekçim Rusya'dan, şey özür dilerim Suriye'den getirdiğim doktorlardır. Hani bizim bugün yapmamız gereken belki bir bilim adamı transferi ihtiyacımız olabilir? Ama o bilim adamına çalışacağı laboratuvarı sunmazsa, bilim adamına burada efendim bilim üreteceği üniversiteyi, ort olanakları sanayi sunmazsam o bilim adamı gelir. Teoride sana bir şey anlatır. Der ki işte bak bu, bu budur. Şu şu şudur. Değil mi işte bugün işte fizik derslerinde sizle geçen konuştuk. Gelir bir tane dünyanın en iyi fizikçisi. işte gelir çıkar size anlatır işte x artı y artı z oradan döner bu böyle olur. Bir iki formül yazar dersin ki dünyanın en iyi fizikçilerinden birinden fizik dersi aldı. Süper harika tebrik ederiz. Hayır zaten Çin şunu yapmadı mı? Çin biliyorsunuz teknoloji konusunda çok iyi değil eskiden. Ne yaptı? Hani fasonculuk yaptı fasonculuk tabii. Hani yaptı. Kölelik yaptı. Ama bu köleliği ileriki dönemlerde bir hani gerçekten e ekonomisini kalkındıracak, insanın efendim e cebine harçlık koyacak bir sistemle tanıştıktan sonra ne yaptı bu? Bu köleliği fırsata çevir çevirdi ve efendim ne yaptı? iç pazarını canlandırarak kendi parasıyla, milliyet olmadığı ile beraber efendim sonculuktan kurtuldu ve hatta çok ilginçtir. Bakın dikkat edin. Amerikalı 600 tane şirketin sahibi, CEO'su Trump'a mektup yazmıştı hatırlarsanız. Evet. Ya ne demişti? Ya kardeşim dedi yani siz e, efendim niye bu ey Trump Çin'e yaptırım uyguluyorsun? %25 arttırdın gümrük vergilerini. Sen kim, kimin gümrük vergisini artırdığını biliyor musun? Çin'de üretim yapan Amerikan şirketlerinin e, gümrük vergisini artırdın. Adamlar ne yaptılar? İsyan ettiler. Dediler kardeşim çek şunu hemen yani böyle bir mücadele. O yüzden Trump başarılı olmadı zaten. Şimdi adam Çin öyle bir ekonomik e, efendim tablo ortaya koydu ki şimdi milli ekonomi modeliyle beraber kendi parası, kendi imkanları vesaire da, daha önce fasonculuk için gelmiş olan ve Çinlileri kullanan şirketler bir de orada kalmak zorunda kaldılar. O mevcut şartlardan dolayı kalmak zorunda kaldılar. Ve dikkat ederseniz Amerika'ya tekrar dönmediler. Birçoğu hala Çin'de üretim yapıyor. Çünkü Çin kendi ülkesinde üretim yapanlara da imkan sundu. Yeter ki benim ülkemde üretmeye devam et. Ben sana pazar oluşturacağım. Ha buna işte doğrudan yatırımcı denir. Bu mantıklıdır. Senin üretemediğin konularda adamlar üretiyorsa gelsin üretsin. Ama benim üretim yaptığım sahalarda, mesela tarımda, mesela efendim e, en basit e, mevzularda, yani üret bizim üretebileceğimiz konularda kalkıp da yabancı şirketleri transfer edersek, bu bizim ekonomimizin tamamen bitmesi demektir. Evet. Yani biz teknoloji transferi için bazı hamleler yapmamız lazım. Çin bunu yaptı ve başardı. <laughs> bir de bunu tabii, yani bir düzgün bir modelle bunu taçlandırmak gerekiyor. İşte milli ekonomi modeli. Şimdi Hüseyin Baş Efendi e, şunu söylüyor. Yani e, bütün bu sahalarda reform gerekiyor. Yani her sahada bir reform gerekiyor. Doğru. Ama bu reformu yapacak olan insan efendim mevcut şartların esiri olan insan değil. Hayatı reform olan insandır. Bu insan da zaten hani Prof. Doktor Haydar Başbey'in hayatı reformdu. Yetiştirdiği kadro reformdu. Yani öyle bir kadro yetiştirdi ki o kadro bugün efendim e, herhangi bir ülkeyi Teslim edin. O ülkede, o ülkenin şartlarında o ülkeye ayak kaldırabilecek bilgiye bir kime sahip olan bir kadro da yetiştirdi, bir miras bıraktı, bir eser bıraktı ve bu kadronun içerisinde de işte Hüseyin Başbeyefendi gerçekten bu konuya hakim olan efendim yetişmiş ve bu işin şifrelerini bilen bir insan olarak önümüzde duruyor. Artık millet olarak bizim şunu görmemiz lazım yani ya böyle biz şartların esir olmaya devam edeceğiz ya da çağın e, mevcut durumunda çağ yakalayıp efendim e, milli ekonomi modeliyle beraber onun üstüne efendim çok büyük hamleler yapacağız ve e, teknolojide de sanayide de tarımda da her konuda da e, efendim dünyanın zirvesi haline geleceğiz. Bu mümkündür efendim milli ekonomi modeliyle ve bu işi bilen kadroyla. E, o zaman milli ekonomi modeliyle devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yiğit Bulut Ara ara e, ekonomiyle ilgili böyle dikkat çeken açıklamalar yapıyor ve e, son dönemlerde iktidar kanadından da Yiğit Bulut'un geçmişte de bu tarz açıklamaları vardı. Bir yerli ve milli ekonomi modeli, milli paralarla ticaret gibi bir takım kavramlar gündeme geliyor. Şimdi Sayın Bulut diyor ki yerli ve milli bir ekonomi modeline doğru adım adım ilerliyoruz. Şimdi öncelikle sorum şu. Sayın Bulut'un kastettiği yerli ve milli ekonomi modeli nedir? Bunu biliyor muyuz? İki, kastettiği milli ekonomi modeli bizim programlarda Profesör Doktor Haydar Başbey'e atfen bahsettiğimiz, onun ismini anarak bahsettiğimiz milli ekonomi modeliyle bağlantısı nedir? Şimdi tabii bir şeye sadece hani yerli demek ya da bir şey sadece milli demekle yerli ya da milli olmuyor. Hani en basitinden ifade etmemiz gerekirse bizim hani şu an kullandığımız Türk lirası TL yerli ve milli midir? Diyeceksiniz ki ya üzerinde Atatürk'ün resmi var, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazıyor, üzerinde TL Türk lirası yazıyor. Efendim Türkler bütün... hanesinde basılıyor. Evet yani hani Allah Allah bu şey değil mi yani yerli ve milli değil mi? Hayır değil. Burada bir şeyin yerli ve milli olduğunu, onun neyin, neyin karşılığı veya neyle ortaya koyulduğunu koyduğunun bir şeyidir, neticesidir. Yani siz bir şey yerli demek için onu yerli şartlarda ortaya koymanız lazım. Milli şartlarda ortaya koymanız lazım. Onun öncesi var. Yani ben efendim Asperkin üstü yani buzdağının üstü milli. E, alt tarafı alt tarafı ne? Devasa bir bölüm var orada. Efendim sen görüntüde bir şey söylüyorsun ama efendim aşağı aşağı taraf felaket. Şimdi e, öncelikle şunu ifade etmemiz lazım. Bir ekonominin yerli ve milli olabilmesi için e, öncelikle finans sisteminin yerli olması gerekiyor. İş paradan başlar, parayla devam eder ve parayla biter. Yani yerli milli ve milli ekonomi. Ya tamam da sen şu anda efendim e, dolar borç almaya devam ediyorsun swap işlemleriyle beraber para basabilmek için Merkez Bankası rezervlerini artırmaya çalışıyorsun. Bunun karşılığı da emisyonunu geliştirmeye çalışıyorsun ki piyasa biraz canlansın, biraz para girsin diye. Ya bu bunun neresi yerli? Sen yabancıya bağlısın sen. Swap işlemleriyle, dolar borç almakla beraber sen veya altın borç almakla beraber. Yani bugün dolar borç aldın da hani altın borç aldığında iş değişiyor mu? Ya da euro borç aldığında ya da ruble borç aldığında değişiyor mu? Hayır. Doların yerine rubleyi koyuyorsun, rublenin yanına altını koyuyorsun. Yani biz neçede ya doların tercümesi, ya rublenin tercümesi, ya altının tercümesi ama bize ait değil bu altın. Bize ait olmayan şeylerin karşılığı biz paramızı basmış oluyoruz. Şimdi senin elindeki paran bile milli değilse, yerli değilse onunla oluşan üretim, tüketim ekonomisi milli bir ekonomi olamaz. Yerli ve milli ekonomi olamaz. Şimdi sen bir taraftan Sayın Yiğit Bulut diyorsunuz ki ya senin efendim e, hani üstündeki insanlar Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Ekonomi Yönetimi ısrarla defalarca toplantılarda şunu söylediler ve bunun aksini de asla söylemediler. Ne dediler? Biz serbest piyasa ekonomisinin koşullarına göre hareket edeceğiz. Evet. Serbest piyasa ekonomisi demek kapitalizm demektir. Bir ülkenin ekonomik sistemi kapitalizm kapitalizmse o ülkenin ekonomisine yerli ve milli diyemezsiniz. Diyeceksiniz ki ya Amerika'da böyle mi? Evet Amerika'da böyle. Yani Amerika'nın sistemi bile kendisi için yerli ve milli değil. Niye? Çünkü birileri para basıyor, bazı aileler, bazı şirketler devlete para satıyor, borçlandırıyor. Bunun neresi yerli ve milli? Yani senin bir ekonomiye yerli ve milli diyebilmen için o ekonomi döndükçe, o ekonominin çarkları döndükçe senin sağlıklı bir büyüme ortaya koyabilmen lazım. Senin yoksulluğu bitirmen lazım. Senin işsizliği bitirmen lazım. Senin açlık sınırında değil, açlık sınırının yani yoksulluk sınırının üzerinde bir maaşla vatandaşlarının cebini doldurman lazım. Onlara rahat huzurlu bir hayat ortamı sunman lazım. Yerli ve milli ekonomi budur. Ama sen efendim çiftçinin şikayeti Efendim biraz sonra belki konuşacağız. Tabii tabii. Yani 200 kişilik yere 50 bin küsurluk insan e, iş başvurusunda bulunuyor. Yani baktığımız zaman dolar 8 18 lira fırlamış. Bir de Sayın e, efendim e, Orhan Dede'nin güzel bir yazısı vardı. Yani Yiğit Bulut e, ekonomiye e, tekrar e, sesi çıkmaya başladıysa yandık diye. Böyle bir başlığı tam evet. hatırımda değil ama orada şunu ifade ediyor. Yani dolar 1 lira olacak diyor sanki yiğit bulut dolar tabii çıkmaya devam ediyor. Son dolar 3 lira olacak diyor. Yani 3 işte, liranın üstüne sanki çıkmayacakmış evet. gibi. Yani 3 lirada kalacakmış tabii. gibi bir açıklaması yani oldu. O zaman da tabii dolar daha fazla. Yani 1 liranın üstünde efendim 3 liranın üstünde biz yani 3 liraya indireceğiz bunu. 1 liraya indireceğiz bunu. Şimdi artık e, hiç ondan bahsetmiyorlar. <laughs> Çünkü dolar aldı başını gidiyor 8 18'lerde. Yani baktığımız zaman şu anda e, doların hani doların artması nedir biliyor musunuz Kerim Bey? Bir eko ekonomide döviz fiyatlarının TL karşısında artması senin paranın değerini yabancılar belirliyor demektir. Yani şu anda biz paramızı kendimiz belirleyemiyoruz. Kim belirliyor? Kimden borç alıyorsan, kimin parasına muhtaçsan o paranın değerini o belirliyor. Dolayısıyla buna nasıl yerli ve milli ekonomi diyebilirsin ki? Paranın değerini belirleyemiyorsun. Efendim, e, yaptığın dış ticarette her zaman zarardasın. Cari açık veriyorsun, dış ticaret açığı veriyorsun. Her yıl e, bütçe açığın katlanarak artıyor. Hani böyle bir tabloda yerli ve milli ekonomi'den nasıl bahsedebilirsiniz? He, sayın Bulut, tabii milli ekonomi modelini e, hani Profesör Dr. Haydar Baş ile de e, efendim e, bir araya gelmişti vesaire. E, ama tabi. E, tabii modeli öğrenemeden modelin ne anlama geldiğini neyi efendim ifade ettiğini anlamadan dedi, dedi ki bu modeli ben biliyorum yerli ve milli ekonomi. Ya sen ismini duydun sadece. Hem yani bu modelin tanımını bilmiyorsun. Bu modelin para tanımını bilmiyorsun. Üretim nedir? Enflasyon nedir? Sen Profesör Haydar Baş <laughs> bir kere hani e, seni e, talep olarak kabul etmedi. Şimdi bir de bu var yani şimdi bu boyutu var. Ya o burada şunu soralım. Peki şimdi mesela diyelim ki milli ekonomi modeli bugün işte Bağımsız Türkiye Partisi'nin parti programında olan bir ekonomi modeli. Ve merhum Genel Başkanın Profesör Doktor Haydar Baş onun 10 on, e, efendim kongrede, uluslararası kongrede anlattığı pek çok üzerinde bilim adamının hem fikir olduğu ve bugün BRICS ülkeleri diye tanımlanan ülkeler ki bunların en önemlisi, en büyükleri Çin ve Rusya tarafından kullanılıyor ve uygulanıyor. Kısmen, parça parça tamam bir şekilde kullanılıyor ve uygulanıyor. Şimdi Sayın Bulut'un yerli ve milli ekonomi modelinin uygulanabilirliği adına mesela Merkez Bankası ile ilgili düşüncelerini, fikirlerini merak ediyoruz. Yani Merkez Bankası Yani aslında belli yani. Yani <laughs> yani şunu ne demesiyle mesela yerli ve milli bir ekonomi modelinde Merkez Bankası nasıl olmalı? Para neye göre basılmalı? Efendim liberal ekonomi e, politikalarında nasıl bir yön çizilmeli? Ve bunların belki dışında gibi gözükse de esasında çok içinde olan bir kavram olan Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz nasıl olmalı? Yani burada tabii Yerli ve milli ekonominin gerçekten uygulandığı takdirde, dediğiniz gibi bunun siyasette, hukukta, dış politikada her konuda yansımaları vardır. Yansıması olması yani lazım. Yani bu sadece işte ben diyelim ki paramı dolarizasyonla basmıyorum da, şu şekilde basıyorum dediğiniz zaman bu milli paramı olur, bu ekonominin adı milli ekonomi mi olur? Yani şimdi burada tabii mesele şudur. Şu anda siz mesela hani biz her zaman şunu ifade ediyorduk. Ee, hani S-400, e, işte ilk alınmaya alınma kararı aldığı zaman biz siyasilerimize şunu söylemiş, hatırlarsanız demiştik ki, e, ey siyasi irade, ey sayın başbakan, ey sayın cumhurbaşkanı, tabii ki bizim hani bir hava güvenlik sistemine ihtiyacımız var, tabii ki bizim S-400 gibi bir sisteme ihtiyacımız var. Yani bu da tabii S-400 en iyi sistem, en iyisine ihtiyacımız var. Ama önce korunması gereken ekonomi sahasıdır ekonomi sahasını bir güvenlik sistemiyle beraber korumazsanız aldığınız hava güvenlik sistemini kullanamazsınız. Düğmesine basamazsınız. Kutusundan çıkaramazsınız. Şimdi ne oldu? O gün bugündür biz S400'ü aktive edebildik mi? Edemedik. Peki şu anda soruyorum. Biz bağımsız bir devlet yani milli bir ekonomi olsak, milli bir ekonomi olsak şu anda? hiçbir bağımlılığımız olmasa, soruyorum siz diyelim ki Cumhurbaşkanısınız. Ben size soruyorum, S-400'ü Türkiye'nin neresine koymamız lazım? Yani çok basit bir soru. Ve hemen hemen 85 milyon insan da şunu söyleyecek. Diyecek ki Ege bölgesine koymamız lazım. Çünkü en fazla tehdit aldığımız yer şu anda burası. Bakın çok önemli bu. Neden Ege? Çünkü burada savaş uçakları uçuyor. buralara hava güvenlik sistemleri kuruldu. S300'ler şu an Girit'te. Şu anda Amerika buraya bir sürü üsler kurdu. Zaman kaldıysa konuşacağız. Yani oraya yerleşiyor. Ve şu anda orada bir gerilim var. Bir e, hani gerilim arttı şu anda. Ha diyeceksiniz ki neden Güneydoğu'ya kurmayacağız S-400'ü? Neden kurmayacağız biliyor musunuz? Çünkü bizim orada mücadele ettiğimiz terör örgütü böyle bir füze sistemleri yok. Evet. Yarın bir gün füze sistemleri olursa Amerika belki verebilir. Der ki kardeşim ben Türkiye'ye patriot vermedim ama sana patriot da vereceğim. Sana işte her şeyi vereceğim derse, ki yarın e, bakın e, bunu yazın bir yere, not alın. Tamam. E, Ta, şu an kayıttayız. Yani, yani Cenevre görüşmelerinden sonra, Cenevre görüşmelerinden sonra eğer efendim e, burada özel bir bölge resmileşirse Amerika'nın buraya patriot sistemlerini koyduğunu göreceğiz. <laughs> Ha, o zaman bizim S400'leri oraya koymamız gerekiyor. Yani bu bir hamledir. Milli sen bu hamleleri yapabilirsin. Ama şimdi Sinop'a kuralım ya. Sinop Karadeniz'e bakıyor. Yani Sinop'ta Rusya var. Yani Rusya karşı mı kullanacağız bunu biz? Şu anda efendim Güneydoğu kuralım. Niye işte Esad'la anlaşamıyoruz? Efendim, e, tamam da Esad'ın şu anda hamisi Rusya. Orada da Rusya var. Yani senin s 400 sistemlerin şu anda orada işe yaramaz. Senin S-400 sistemlerinin işe yarayacağı tek yer var, o da şu anda Ege bölgesidir. Ege'yi koruma altına almak zorundasın sen. Şimdi nereden geldik buna? İşte yerli ve milli ekonomi olursan S-400'ü Ege'ye koyabilirsin. Ama evet. şey yapmazsan, ya Girit modelidir, işte bilmem ne modelidir. Şöyle yapalım, gelin beraber inceleyelim S-400'ü, yani beraber bir çalışma grubu, yani Rusya'dan S-400 sistemi aldık, Amerika ile çalışma grubu oluşturuyoruz. Yani e, tamam da <laughs> bu, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi bu konu biraz daha hani geniş geniş konuşulur başka bir programda ama e, Adana Belediyesi ile ilgili bir örnekle konuyu tamamlayalım. Şimdi temsili bir resim koyduk arkada. işte bir iş başvurusundan temsili bir resimdir. Adana Belediyesi'nin 200 kişilik iş ilanına hazır ol 52 bin kişi başvuruda bulunuyor. İş ilanı da al, işçi alınacak kota 200. Adana Beledi Belediyesi diyor ki 200 kişi işe alacağım diyor. Buyurun başvurun diyor. 200 kişilik işe 52 bin kişi başvuruyor. Yani Adana gibi yerde. Adana gibi ki bir Adana yerde. Gibi bir yani nüfusun merkezi. neredeyse hani şehir merkezinin nüfusun neredeyse yarısı. İş başvurusunda bulunmuş. Yani Adana bir tarım merkezidir, Adana bir e, ihracat merkezidir, değil mi? Adana bir Tar üretim merkezidir. Yani şimdi, Adana gerçekten Türkiye'de sayılı şehirlerimizden bir tanesidir üretim konusunda. Şimdi bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Bakanlar Kurulu toplantısında pek çok şey konuşulacak. Bunlardan bir tanesi de Covid 19 süresi içeri süreci içerisinde ne gibi yeni tedbirler alınması gerekiyor, alınacak mı? Alınırsa neler olacak? Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından işiteceğiz. Ve bir de sokağın beklentisi var. Artık bu bir e, beklentinin ötesine geçecek mi yoksa kalacak mı? O da pandemi sürecinde küçük esnafa, sanayiciye, üreticiye, yani kısacası iş yerlerine verilen o kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı. Çünkü önümüzde işte 5 Nisan'da son kez vatandaşlar kısa çalışma ödeneğini alacaklar. Bilgisi var. Bu işte atıyorum Ramazan var önümüzde, Kurban Bayramı var. Hani önümüzdeki bu farklı iklim sürecini de efendim kuşatır mı kuşatamaz mı? Onunla ilgili bir karar beklentisi var. Ama bir taraftan da işte 52 bin insanın 200 kişilik işe başvuru gerçeği var. Evet. Şimdi biraz detay inersek bakın ee, bu hani 200 kişilik iş başvurusu hangi sahalarda? Operatör şoför, yani muhtemelen bu herhalde yani belediye araçları değil mi? Evet, i̇ş Evet bu iş makineleriyle ilgili. Ağır vasıta şoförü muhtemelen bu hafriyat kamyonları tarzında. Olabilir. Büro elemanı en cazibi bu görünüyor. Yani yani genelde beyaz yakalı dediğimiz yani büro elemanı. Sekreter ya, ofis boy. E, park, bahçelerde görevlendirmek için aynı zamanda orada eleman olarak 200 işçi alımı için bir Adana Büyükşehir Belediyesi bir alım ilanı verdi. Ve e, 52 bin kişi başvurdu. Bunun ne kadar üniversite biliyor musunuz? 45 bine. Şoför. Yani bildiğin şoför. Yani şoförlüğü kümsemiyorum. Yanlış anlamayın. Tabii ki. Ama bir üniversite mezunluğunda şoför olmasından bahsediyorum. Eğitim alanıyla İş başvurusu yaptığı alan arasında uçurum var. Yani şoförlük bir e, hani vasıfsız olarak e, efendim ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu <laughs> insanların yapabileceği. Ama ben bana sorarsanız liseden aşağı insanların yapmaması gereken bir e, şoförlük bence öyle bir meslektir. E, yani çünkü e, gerçekten e, trafik e, terörü estiriyorlar. Biraz hani e, bu konuda e, ilim sahibi olmayanlar, bu konuda dikkatli olmayanlar. O ee, o devasa kamyonlarla beraber trafikte terör estiriyorlar. O yüzden belli bir eğitimin altında olmaması gerektiği kanaatindeyim ama bu üniversite değil yani. Bu hani lise mezunu olabilir. Şimdi baktığımızda ya onlarda da çok kısa bir ara gibi bu psikoteknik kursları var ve işte birkaç günlük bir eğitimden sonra hemen bir sertifika veriliyor. Birazcık böyle hani masa başı yapılan bir iş gibi geliyor bana. Ee, farklı düşünen ya da farklı bir bilgi sahibi olan varsa paylaşırsa Sever, seviniriz. Yani o özellikle uzun yol araç şoförlerinin, büyük yüksek araç kullanan e, efendim e, e sınıfı deniyor galiba değil mi? E sınıfı ehliye sahibi sürücülerin biraz daha bu psikolojik testlerden işte mesleği şoförlük olan taksi şoförü, otobüs şoförü, minibüs gibi efendim çünkü yıpratıcı bir meslek. Evet. Çok yıprat yani her gün birbirinden tamamen bağımsız farklı karakterlerle muhatap oluyorsunuz. Yani burada bir suçlama adına söylemiyorum çünkü realite ortaya koymak adına söylüyorum. E, bu insanlar yıpranıyorlar ve bu insanların sürekli belirli bir periyotta psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Evet. Yani birçok şeyin dikkat edilmesi lazım. İşte burada 45 bin üniversite mezununun bu 200 kişilik işe müracaat ettiğini görüyoruz. Buradaki temel neden nedir? Şu anda hani Sayın Banu Sülke Genel Başkanı Hüseyin Başbeyefendi ne diyordu? Yani biz gençlerimize imkan sunmuyoruz. Biz gençlerimizin kabiliyetlerini çıkartabileceği bir parasal, finansal veya hani iş ortamı ona sunamıyoruz. Bir laboratuvar ortamı sunamıyoruz. Şimdi bu üniversite mezunu e, neden şoför olmak ister? Neden bir basit bir büro elemanı olmak ister? Ya da neden bir bahçelerde hani e, efendim evet. gider çiçeklerle uğraşır, şeyle bahçıvanlık. Başır? Bu dediğimiz. üniversite mezunu bu. Şimdi burada neden? Çünkü e, insanlar belediye tabi neçede bir devlet kurumu diyelim. Yani, yani, yani yarı devlet kurum diyelim. Resmi bir kurum. Evet, resmi bir kurum. Maaşı e, aksamaz, düzenli yatar. İyi de bir maaşı beklentileri var. Beklentileri içerisinde. Tabii bazı hani bazen belediyeler de biliyorsun hani e, ekonomik sıkıntı dönemlerinde maaş aksatabiliyorlar. Evet. Yani burada ne, ne düşünüyor insanlar? Pandemi dönemindeyiz. Efendim şudur budur yani e, şu an iş bulamıyoruz. Müthiş bir işsizlik var. E, dolayısıyla ne yapalım? Biz kendimizi bir belediye atalım. E, orada efendim ne yapalım? İşte en azından maaş alalım. Sözleşmeli olarak e, önce sosyal gireriz. Sosyal imkanlardan istifade edelim. Bir süre sonra kadroya dahil oluruz. Çünkü onların büyük bir kısmı 200 kişinin hemen hemen büyük bir kısmı sözleşmeli işçi olacaktır. Bilmiyorum artık onun detayını. Ama burada şu var. E, ne oluyor? E, o kadar üniversite eğitimi heba olup gidiyor. Gençlerimiz heba olup gidiyor. Neden? Çünkü biz insanlarımızın hani Hüseyin Başbefendi ne diyordu? Hayal, siz hayal edin beraber gerçekleştirelim diyor değil mi Hüseyin Başbefendi? Siz hayal edin beraber gerçekleştirelim. Bugün gençlerin, yani bu üniversiteye giderken bu genç bir hayalle gidiyor oraya. Bir mühendis olmak için, bir doktor olmak için, bir avukat olmak için, efendim bir ziraat mühendisi olmak için. Onun için gidiyor. Ama karşılaştığı manzara da efendim bakıyor ki iş imkanı yok, aş imkanı yok. Bu Serde ne yapıyor? Bulabildiği yani e, hayal ettiği işi değil, bulabildiği işte çalışmanın bu sefer işte evet. başvurularını yapıyor. E, yani 50 binde 200 kişi alınacak. Yani burada tabii 45 bin üniversitedir. Yani bunların içerisinde 200 kişiye nasıl olacak bu? Diğerleri yine başka bir bahara, başka bir iş başvurusu için bekleyecekler. Bir de şimdi burada üniversite mezunu olup olmamasından daha ziyade, diyelim ki sen bir iş makinesinin operatörünü arıyorsan o sahada tecrübeli olmasını tercih ederim. Yani şimdi mesele üniversite mezunu olması değil, senin verecek olduğun işe de yatkın olması gerekir ki işe alabilesin, işe yani ona bir istihdam üretebilesin. Süremiz dolmuş eklemek istediğim bir şey var mı? Yani burada işte e, hani yine başa dönecek olursak, milli ekonomi modelinin yani biz üretim-tüketim dengesi içerisinde e, milli parayı kullanarak e, bu insanları istihdam sağlama, kendi hayal ettikleri meslekleri yapma imkanı verebilecekken Türkiye olarak maalesef ne yapıyoruz? Onları böyle bir e, yokluğa e, mahkum ediyoruz, yoksulluğa mahkum ediyoruz. Çözüm var. Çözüm bugün dünyada işte BRICS devletlerinde uygulanıyor. O yüzden bizlerin de tavsiyesi bir an önce bu çözümle Türk milletinin buluşmasıdır, oluşturulmasıdır diyorum efendim. Evet teşekkür ederiz. Çok sağ Ağzına sağlık. Sevgili izleyiciler haftanın ilk iş gününde pazartesi gününde sizlerle bu konuları konuşabildik. Bu konuların üzerinden geçebildik. Bunlar üzerine biraz vakit harcadık. Önemli konularda Özellikle son gündem maddesi olarak açtığımız o 52 bin kişinin 200 kişilik işe başvurması son derece esasında önemli bir tabloyu da önümüze sermiş oldu. Tekrarlamakta fayda var. Covid-19 sürecinde ciddi bir pik durumu söz konusu. Birazdan daha Meltem TV ana haber bülteninde detayları Mustafa Reşit Sofuoğlu'nun sunumuyla bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Meltem TV'de kalın.